Selam, ne haber? Nasıl gidiyor? Bu videoyu izliyorsan eğer ayak baş parmağında ya da el parmaklarından birinde kesin bir tırnak batığı var demektir. Acıyor mu? Çok acıyor değil mi? Evet. Bunlardan kurtulmak için birkaç yöntemim olacak sizin için. Evet. Geçtim. Tırnak batması ayakta olduğu kadar el tırnaklarında da oluyor. Ama nadiren bir şey bu. Genel olarak ayak baş parmağında oluyor. Ve zaten ameliyatını genelde yaptığımız şey de bu. Yanlış ayakkabı giyiyorsanız, dar bir ayakkabı giyiyorsanız, topuklu, önden sıkıştıran bir ayakkabı giyiyorsanız tırnağınız ister istemez batacaktır. Çünkü doğru bir ayakkabı değil bu. Tırnağınızı yanlış kesiyorsanız da o zaman da yine ne olacak? Tırnağınız batacak. Aslında şunu söyleyeyim size. Evde kendiniz tırnak batıklarınızı tedavi edebilirsiniz. Ama işler sarpa sarıyorsa eğer, yani işin içinden çıkamayacak hale geldiyseniz eğer, daha fazla uğraşmayın. Bilen birine gidin. Ortopedist olur, dermatolog da olabilir. Bunlar da bildiğim kadarıyla bu işleri yapıyorlar. Onlara da gidin. Tedavinizin olun. Yani işleri daha da büyütmeyin. Tamam? Size birkaç önerim olacak. Bunlardan ilki, el tırnaklarınızı yuvarlak kesin. Yuvarlak. Yani düz kesmeyin bunları. Diplere kadar da, sonuna kadar da indirmeyin. Ayak tırnaklarınızı ise düz kesin. Düz. Yani onları da böyle yuvarlak hale getiren bir sürü insan var. Sakın ola sakın kenarlarından yuvarlak bir şekilde kesmeyin. Düz kesin. Ve sürelerini de söyleyeyim size. El parmaklarınızın tırnaklarını haftada bir kesin. Cuma'dan cumaya atıyorum ya da hafta sonu, pazardan pazara gibi. Bu şekilde kesin ama ayak tırnaklarınızı bir hafta atlayın. Yani iki haftaya kadar uzatabilirsiniz. Çünkü zaten ayak tırnakları geç uzar. Ve kökünden çekilmiş bir tırnak mesela. Bunun uzaması da yaklaşık 6 aya kadar bulabilir. Bazı hastalar mesela tırnaklarını çektiriyorlar. Çektiriyorsunuz ama sizi bu belli bir oranda rahat ettirecektir. O yüzden tedavisi neyse onu yaptırın. Tırnak çektirmek iyi bir sonuç her zaman doğurmayabilir. Ayak tırnaklarını 2 haftada bir, el tırnaklarını haftada bir kesmeye gayret edin ve ayak tırnaklarını düz, el tırnaklarını yuvarlak şekilde kesin. Dediğim gibi dar ayakkabılardan uzak durun. Olabildiğince onlardan uzak durun. Ve şuna da dikkat etmenizi isteyeceğim. Ayak bakımınızı ihmal etmeyin. Akşama kadar bütün yükünüzü çeken ayaklarınız. Yani onları unutuyoruz biliyorum. Onları çok umursamıyoruz. Ağrıyorlar, sızlıyorlar. Ama onlar da sizin bir organınız. Kendinize değer vermek, onlara değer vermekle başlıyor. Her gün sabunlu suyla güzelce yıkayın. Ilık sabunlu suyla güzelce yıkayın ve kuru tutun. Temizliğine dikkat edin. Ve mümkünse naylon olmayan pamuklu çoraplardan giyin. Biraz sonra videoya geçeceğiz ya, bu videoda gerçekten üst düzey bir tırnak var yani. Sizinle hiç alakası yok aslında. Belki de vardı, bilmiyorum. Yani buradaki amcamız tırnakları o kadar hipertrofiye uğramış ki artık, yani kalınlaşmış ki artık evde kesemez hale gelmiş. Ve çözümü artık tırnaklarını total olarak kökünden çekmekte bulabildik. Yani bunu artık revize etmenin çok da bir yolu kalmamış. Biraz da ona gideceğiz. Sizinki muhtemelen öyle değildir. O yüzden hani bu neymiş falan demeyin. Tamam. Peki. Şimdi ameliyata gidiyoruz. Ameliyatta aklınıza takılan herhangi bir şey olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Tamam. Hadi. Yine total bir tırnak çekimi var. Kötü bir tırnak. Onu göstereceğim. Hadi hemen gidiyoruz. Burada tırnaklar gördüğünüz gibi hem mantarlaşmış hem de kabalaşmış. Hastaya sıkıntı yaratıyor. Her iki tırnak kötü durumda. İki ayak baş parmağında tırnaklarını total olarak çıkartacağız. Sökeceğiz yani yerinden. Uyuşturucu yapıyorum. Ayağını çekme. Tamam. Çok çekme ama. Bu kadar. Canım bu kadar yanacak. Burada köküne lokal anestezik veriyorum ki
çekerken canı yanmasın hastanın. İlk girerken bir canı yanıyor. Onun dışında sıkıntı olmuyor. Bak gördüğünüz gibi burası doluyor. Burası tamamdır. Tamam abi, bitti. O kadar. Bir de şuraya yaptım mı? Acıdığı zaman bana söylersin, oldu mu? Burada tırnağın altından kibar hareketlerle önce tırnağı havalandırmaya çalışıyorum. Çok sert bir tırnak gerçekten. Yani bunun hak edeni gerçekten bunu buradan çıkartmak. Oh, bayağı sertmiş gerçekten. Makas alabilir miyim? Doku. Evet. Yavaş yavaş altına giriyorum. Tırnak yatağı bozulmuş. Çok kötü bir tırnak bu. Amca acıyor mu? Yok. Acımıyor değil mi? Yani elimdeki en sağlam aletim bile hakikaten çıkartmışım. Ortalar mısın artık? Gelmek üzere. Çok güzel. Bitti. İşte bu. Herhalde çektiğim bitti mi? Bitti bitti. Fark etmedin değil mi? Yok, fark etmedim. Bu. Bu da çekilmiş hali. Tertemiz oldu, pırıl pırıl. Şimdi şurada birkaç tane kanayan yer var. Onları durduracağım. Sonra işimiz bitecek. Operasyon öncesinde her zamanki gibi hastanın bütün parmaklarını boyuyorum. Bizim için sterilite önemli çünkü. Boyamasını yaptım. Şimdi güzelce sileyim. Bir bakayım neymiş, ne değilmiş. Örtülerimizi örttük. Temiz bir ortama sahibiz artık. Şimdi tekrar uyuşturucusunu yapacağım. Bu da diğer ayak oluyor. Abi yine küçük bir iğne geliyor. Burada da yine diğer ayağa geçtik. Önce tırnağı tırnak yatağından kaldırıyorum. Kibar hareketlerle yine. Acımıyor değil mi? Yok, iyi. Tamam. Tırnağı kaldırdıktan sonra zaten işim çok sürmeyecek. Tamam, bitiyor. Şimdi kabayı alayım. Şöyle sağlı sollu hareketler yaparak bizim aletleri bozacak gerçekten. Tırnak o kadar sert ki. Hop, hadi gel yavrum. Gelmiyor ya, gerçekten çok sert. Tamam, güzel.
Tamam. Şurada çıkan parçamız. Gördüğünüz gibi amcanın ayakları hakikaten bizim aletleri bile bozabilecek cinstendi. Hakikaten kalınlaşmış, sertleşmişti. Çektik, güzel oldu. Yani eskisinden daha güzel bir görünüme kavuştu en azından. Hasta da en azından şikayetleri belli bir süreliğine geçmiş olacak. Benim önerdiğim size total tırnak çekimi değil hiçbir zaman. Bu tarz, bu hale gelmiş tırnakları ancak total çekmek doğru olacaktır. Kenarlarından tırnakları kaldırarak bu işten de kurtulabilirsiniz evde. Ne yapmanız gerekiyor? Ayaklarınızı sıcak suyun içerisinde beklettikten sonra, yani kaynar derecede değil de belli bir oranda sıcaklıktaki suyun içerisinde beklettikten sonra tırnak kenarlarından hafif hafif kaldırarak tırnağın ete batmasını engelleyebilirsiniz. Ama bu belli oranlarda işe yarıyor. Hani bunu sürekli uygulamanız gerekiyor. Ve bir müddet sonra ne oluyor? Bu işe yaramazsa işler daha da sıkıntıya girebiliyor. O yüzden yapabildiğiniz ölçüde, yapamıyorsanız zaten benim gibi bir uzmana ya da başka bir uzmana da gidebilirsiniz. Tamam. Peki. Gelecek hafta başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Altı dakika olmuş. 6 dakika çok uzun bir süre.